Kursa katılma amacım işitme engelli kardeşimle anlaşabilmek. Dudak okuyoruz ama hareket bilmediğimiz, işaret bilmediğimiz için çok zorlanıyoruz. O yüzden ona yardımcı olmak için bu kursa başvurdum. Doğuştan engelli, işitme engelli. 10 sene İstanbul Göztepe'de okudu, yatılıda okudu. Orada işaret dili öğrendi. Ondan sonra geldi üniversite, iki normal üniversiteyi dışarıdan okudu ve normalde de okudu. Bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Şimdi burada İzmit'te, İzgaz'da halk ilişkilerde çalışıyor. Girdi her ortamda bilemiyorum bir şekilde anlaşmaya çalıştı. Çünkü hiçbir yerde işaret dili yoktu, zorlandı. Kendini anlatmaya çalıştı. Anlatamadığı yerde bana soruyordu. Ben arıyordum arkadaşı ya da müdürü ya da arkadaşı. İzin alman gerekiyor bir şey olduğu zaman. Mesaj yazma kısıtlığı var çünkü cümleleri tam anlamıyorlar. Bilemedikleri için ben yardımcı oluyorum senelerdir. Ona bir takım şeyler bize söylüyorlardı ama biz tam anlamadığın için hani dudak okumayı daha çok tercih ediyorduk. Dudakla ya da ABC yazarak anlaşmaya çalışıyorduk. Bunu başladıktan sonra bu kursa daha iyi anlamaya çalışacağız inşallah birbirimizi ve anlamaya başladık zaten. Mutlu oluyor tabii ki algılamak, öğrenmek. Hoşuna gidiyor. Çoğu okul hayatımı hep ona şey yaptım, kendimi hep dışarı attım, hep onun ön plana tuttuk. Ben de kardeşim de hayatında evlilik durumu, ikinci evliliği mesela oldu. İki eşinden anlaşamadı, daha doğrusu rahatsız da eşi ayrılmak zorunda kaldılar. Bir kızı var iki eşinde, 16 yaşında. Bu ikinci eşinde 4 yaşında bir kızı var. Kızı maşallah 4 yaşında. Çok güzel algılıyor ve annesi ona öğrettiği için bunlar çok güzel anlaşıyorlar 4 yaşın kızıyla. Çok mutlu oldum diyor. Evet mutlu oldum. Kardeşimle iletişim kurarken hani sıkıntı yaşadığım için önemlisinde fayda olduğunu düşünüyorum dedi. Önemli bir çalışması beni çok mutlu etti. Şimdi daha önce işaret edip tam bilmediği için aramızda böyle bir yanlış anlaşımı olduğunu söylüyor. Anladım. Bir konuşsa bir konu bulamıyoruz diyor, fikir üretemiyoruz. Ama öğrenirse daha iyi konuşacağımızı düşünüyor. İnşallah olur diyor. Yapacağım inşallah. Başarılar diyor. Ona ablasına kolaylıklar diliyormuş. Kocaeli büyüğüne. Koca üniversitede bir tek işitme engelli bendim diyor. Çok uğraştım, çok çalıştım, çok zorlandım. Hepsi konuşanlar. Konuşanlar anlaştım bak hocam. Birkaç arkadaşla anlaştım diyor. Sonunda mezun oldum diyor. Ama ilk başta çok zorlandım. Birkaç arkadaş edindim biz. Cemse İstanbul. Kocaeli üç yerde şey diyeyim biz. İçim. İnsan kaynakları mı? Ha, İnsan kaynakları bölümünde çalışıyormuş. Evet, sen de. Arşiv bölümünde çalışıyormuş. Bir 120 saatlik temel eğitimimiz var, temel seviye. Bir de 200 saatlik tercümanlık eğitimimiz var. Tercümanlık eğitimimiz biraz daha zor ve hiç konuşmuyoruz. Tamamen işitme engelli bireylerle bir arada götürdüğümüz bir kurs. 120 seviyesi genel olarak her vatandaşın öğrenmesi gereken temel bir işitme engelli karşılaştığımızda onunla ne konuşabiliriz, ona ne söyleyebiliriz ya da derdini anlamak bakımından verdiğimiz bir eğitim. 200 saatlik tercümanlık tabii daha üst düzey profesyonel bir eğitim. Bilgen ve Ulaş kardeşler ikizlermiş. Bir ay önce Bilgen kursuma başladı. 120 saatlik kursuma, temel eğitim kursuma başladı. Kardeşin işitme engelli olduğunu ve kardeşi iletişim kurmak için geldiğini söyledi. Kendi aralarında oluşturdukları bir dil var ama onu sadece ikisi ve aile arasında anlayabiliyorlar. Profesyonel eğitim alması için bu kursa gelmesi gerekiyordu. Ben de duyduğumda tabii çok heyecanlandım, sevindim.